Ha şimdi bizim buralarda biliyor musun yani? Bu hakikat hele çok anlatılmaz. Hıyırsız, uyursuz bir hakikat yani. Nereden gelmiş, nereden gitmiş, pek bilinmiyor. Eskilerden kim anladıydı, kimi de anlatmıyordu. Esahtan olmuş mu olmamış mı gibi anladılardı. Tabii ki olmuştur. Doğrudur yani. Bunu herkes bilir. Ama bir anladığını bulsam bile sanki olmamış, sanki öyle bir şey olmuş ki bunlar anladılar da deli gözüyle bakılabilir. Neden diye soracak olursan, şimdilik sanki bu olay öyle olmuştur ki yani olmayacak bir şey olmuştur. Yok efendim yalan söylerler, cahildir, köylüdür, ne derse der. İşte bu nedenden hiç konuşmamak en hayırlısı. Şimdi anlatmanın bir hayrı yoktur. Şimdi nasıl diyek? Yıl 1957 mi, 58 mi, 60 ihtilal ne daha var? Bile güz ayıydı. Köye bir tane adam geliyor. Bile büyük bir mühendis miymiş, neymiş, şose yollarını yapıyor yani. Sonradan duyduk ki, Allah rahmet eylesin, Demokrat Partisi vardı. O partiden de aday olmuş. Mühendis buralardan geçirken arabası su kaynatmış. Bizim köyde duracağı da yokken tesadüf duruyor. Ben daha o zaman daha çocukam biliyor musun? Eyle hayal mayal hatırlayan. Arabanın peşinden koşuyor. Bakıyor arabası su kaynatmış. Makam şoförü arabadan çıkıyor. Herif de madem yolumuz düşmüş, sen motoru tamir et. Ben de bu fırsat bu fırsat efendime söyleyeyim bir seçim konuşması yapım. Belki buradan da birkaç oy toplarım demeye getiriyor yani. Demokrat Parti'ye oy toplayacak. Şimdi efendim motorcu dedikleri bizim köyün çok efendi bir adamıymış. Hem de benim kaynımın uzaktan hısımı oluyor. Ben bu herifi ne görmüşüm ne duymuşum. Sadece anlatılanlardan biliyorum. Öyle tam bilmiyorum ama öyle kulaktan dolma duymuşum. Bu adam köyde o vakitler okuma yazma bilen bir adammış. Köy enstitüsü mü varmış, öyle bir şey yani. Ta Erzurum'da Pulur var ya, ta ha orada. Motorcu da vaktiyle o enstitüden mezun olacakmış ama olamamış. Köy enstitüleri Cumhuriyet tarihinin en önemli eğitim projesi. O dönemleri hatırlayalım. Kurtuluş Savaşı yapılmış. Osmanlı'dan sonra yeni bir toplumsal yapılanma söz konusu. Nereden başlayacaksınız? Eğitimden başlayacaksınız. O zaman liseler yok, ortaokullar yok. Sadece din okulları var, bazı azınlık okulları var. Eğitimden başlayacaksınız. Ve Cumhuriyet yeni bir proje başlatıyor. Ve Türkiye'nin hemen hemen bütün bölgelerine dengeli dağıtılacak şekilde 21 tane köy enstitüsü açılıyor. Buradaki amaç köy çocuklarının bu eğitim kurumlarında yetiştirilerek tekrar kendi bölgelerine giderek buradaki eğitimi başlatmak. Büyük bir proje. Bu sadece yöresel kalkınma için değil. Aynı zamanda bu lokal bölgeden gelerek, bölgelerden gelerek dünya klasiklerini okuyarak, dünya müziklerini dinleyerek evrene açılıyorlar. Bir yerde uzaya yolculuğa çıkıyorlar. Başka dünyalara yolculuğa çıkıyorlar. Benim aslında romantik olarak hoşuma giden bir şey. Çünkü illaki Batı, yani Batı modernleşme sürecini hep yukarıdan aşağıya dayatılmış ve uzak bir şey değil de yakınlaştırmaya çalışan bir şey olarak, yani insanlara mal etmeye çalışan bir proje olarak. Ama belki çok yeri belirgin olduğu için devam edemedi. Yine bu, yani modernlik biraz yersizleşmeyi istiyor. İnsanlara yani o kadar kolay bir şekilde belki köylerde bu modernliğin aşılanması projenin kendinin
mizacına aykırı. Çünkü bizim sosyolojide işte bildiğimiz modernliğin bir boyutu köyden kente göç etme, köyde kalmama. Onun için hem modernlik hem köylülük çok zor tutması. Onun için kısa ömürlü oldu diye düşünüyorum. Yine bu başka yaşam deneyimlerine yelken açma. Modernliğin böyle bir şeyi var. Köksüzleşme bir şekilde. Kökünden uzaklaşabilme. Köyünü terk edebilme. Yani var olduğun alışkanlıkları arkada bırakabilme. Hatta tanınmama. Yani çünkü kimlerdensin sözünü duymama. O anlamda tabii ki köy enstitüsü kolektif bir proje olarak çok hoş olabilir ama bu modernliğin baştan çıkartıcı belki de kimliksizleşme arzusu bile diyebileceğim. Ona dayanabilecek bir gücü yok. Onlara vazler mi öğretmişler, sanat mı öğretmişler, bir şey öğretmişler. Sonra da mektebi kapatmışlar. Bunu da göndermişler. Türkiye bunu bugün de yaşıyor. Birkaç kişi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunların ayaklarına iş yapmayan herkes takılıyor. Veya yapmak istemeyen, veya yaptırmak istemeyen. Yani bütçe sorunu değil, onu söylemek lazım. Bu bütçe sorunu değil, hedef ve yönetim ve kafa sorunu. Bu da hele istediği gibi biri olmayınca kendini vermiş işgüye. Köyüne geri gelmiş. Orada tamir mamir filan yapıymış. Herkesin işine koştuğundan eyle seviliymiş. Ama iş gücü olmuş çıkmış. İşte o herif daha o gün avurdaymış. Ha şimdi bu bek size şunu edeceğim, bunu edeceğim başlı seçim konuşmasına. Yok değil, bana reizi vereceksiniz. Ben size abone edeceğim, şunu edeceğim. Ha o anda köylüler meydana toplanır. Siz hele bana reizi verin, görün bakın ne has şeyler yapacağım. Avuda, abuda, artık her şeyi verir. Öyle bütün dünyalar bu köyün olur. Hele sanki koskoca İstanbul Bülemen yerinden kalkıyor, bizim köyü de yeniden kuruyor. Yok efendim, doğunun Paris'i filan ediymiş herif bizim buraları. Köylü de değil ki anam babam, sen ha şimdilik ne edeceksin ki bizim buraları? Paris mi edeceksin sen bizi? Hele bir bırak, yen aşağıya gel gidek, bir güzel ayranımızı içek, çayımızı da içek. Sen ne uğraşsan ki evlenle kendini harap edesen ki ya? Yok, adam tutturmuş. Rey de rey, rey de rey. Vereceksen, vermeyeceksen, efendime söyleyeyim değil ki, köylü milletin efendisi değil mü? Ben sizi efendi edeceğim değil. Yen kardeş, yen aşağı, etme, eyleme. Yok, adam yen mi? İlla da fabrika kuracağım, hepsi okutacağım, buralara marifet edeceğim. Konuşuyor adam. Sonunda bizimkiler başlılar gülmeye. Gül, gül, gül. Deyler kardeş, sen nereden çıktın? Paris bizim neyimize? Amerika kim, biz kim? Biz daha anlaray bilmiyor ki sen bize Amerika değilsen. İstanbul'u isteyen de gelsin İstanbul'a kardeş. Biz toprağımızı vermiyoruz. Varsın Paris'te kendi gibi olsun, biz de kendimiz gibi. Değil mi kardeş? Herkes birbiri gibi olacak, sonra ne olacak? Kardeş, sen yan aşağı. Ya siz ne biçim herifsiz ya? Neyse kardeş, sonunda herifin sabrı tükeniyor mi? La değil ki, siz ne biçim köylüsüz ya? Ayıp nedir bilmiyor musunuz? Bu sizin vatanı göreviz. Bak, Ruslar uzaya uydu bile gönderiyor, siz hala burada oturursunuz. Rusya var ya, meğerse onlar da o vakit uzaya araç yollamamışlar mı? Dünya ayağa kalkmamış mı? Bizimkilerin haberi yok. 1957 yılı zaten dünyada International Geographic, Geophysical Year diye ilan edilmişti. Niçin ilan edilmişti? Çünkü Ruslar Sputnik'i atmışlardı. Bir uzaya gidiş başlamıştı. Uzayın başlangıcını yeryüzünden 100 kilometre olarak tanımlarız. Bu yeryüzünden 100 kilometre ötesine ilk defa bir dünyada yapılmış cismi gönderip yerleştirenler Ruslar. Bu ilk 1957 Ekim'de oluyor. Sadece 500 kilo civarındaki bir uyduyu, işte Sputnik'in adı da aslında uydu, bakarsanız, uydunun Rusçası, gönderiyorlar. Hemen bu bir dizi, ön çalışması olduğu için hemen ikinci bir tane ve içine bir tane canlı konuyor, Laika isimli bir köpek. Herkes heyecanlı, belki de aramızda keşke ben de içinde olsaydım diyen insanlar da olabilir tabii.
sonra şeyin atıldığı ne derler, köpeğin yerinde ben de olsaydım gibilerden böyle hikayedeki gibi şeyler herhalde mutlaka insanların aklından geçmiştir. Vay efendim, siz hele burada oturun. Köylü milletin efendisi değil mi? Siz ne biçim efendisiz? Ebele mi efendi olacaksınız? Siz hele daha oturun. Ben ne bileyim işte, bir sürü sitem edeyim. Bey sen ne deysen? Sen bize tembel mi deysen? Biz anlamazuk falan. Adam al aşağı ediler mi? Hele gel deyler, ayranını da iç. Sonra evle evle köylü köyüne. Adamı gerisin geri gönderirler. Olanlar bu kadar. Hatta bizim akraba da, hani dedim ya motorcu dedikleri, işte o.